İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ardamet Edremit'te bölgenin en güzel milli parkı yükseliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Batı Ermenice diline özel bir statü vermeyi planlıyor. 44 günlük savaşta şehit düşen askerlerin anısına Yerebulur adlı şehitlikte bir anıt yapılması planlanıyor. Artrah'ın bazı köylerinde yerel seçimler gerçekleşecek. Putin, Macron'a Artsakh Dağlık Karabağ'a ilişkin üçlü açıklamaların uygulanması konusunda bilgi verdi. Suriye'nin Haseke kentindeki Kürt karargahına Türk İHA'sı saldırdı. Dikaneger surlarının restorasyonu tamamlanan tarihi kapısı 79 yıl sonra yerine monte edildi. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Ardamet Edremit ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca projesi onaylanan Millet Bahçesi projesinin yapımına başlandı. Ardamet'e değer katması planlanan proje 37 dönüm alan üzerine kurulurken içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve birçok tesis yer alacak. Ardamet Millet Bahçesi yakın zamanda hizmet verecek. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Ermenistan Cumhuriyeti'nde Batı Ermenice diline özel bir statü verilmesinin yasal olanaklarını değerlendirme niyetindedir. Bu durum hükümetin 2021-2026 yıllarını kapsayan 5 yıllık planda belirtilmiştir. Anayasa Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet dilinin Ermenice olduğunu belirtir. Edebi Ermenice'nin iki kolu vardır. Doğu Ermenice ve Batı Ermenice. Dil yasasında vurgu edebi Ermenice'nin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması üzerinedir. Kanun özellikle Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi dilinin edebi Ermenice olduğunu belirtir. Ermenistan Cumhuriyeti Ermeni imlasının birleştirilmesini teşvik ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dil Kanunu özellikle hangi edebi Ermenice ile ilgili olduğunu belirtmez veya otomatik olarak her ikisine de atıfta bulunabilir. Batı Ermenice diline ilişkin bir hükümde hükümetin 2017-2022 programında yer aldı. Özellikle hükümetin 2018-2022'de diasporadaki Ermeni öğretmenler için eğitim kursları düzenlemeyi ve diasporadaki Ermeni gençlerin Ermenice dil yeterliliği seviyesini artırmak amacıyla Doğu Ermenice, Batı Ermenice eğitim videolarını dağıtmayı, topluluklara eğitim kılavuzları, ders kitapları ve farklı kitaplar sağlamayı ve diğer gerekli materyalleri sağlamayı planladığı belirtildi. 2021 yılının Şubat-Mart aylarında uzmanlar 2020 yılında 44 gün süren savaşta şehit olan ve Yerebulur adlı askeri şehitliğe gömülen askerlerin anısına mezarlarının yanı sıra bir anıtın yapılması için proje teklifi sundular. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Departmanı, Savunma Bakanlığı liderliğinin çalışmayı iki aşamada yürütmeye karar verdiğini bildirdi. Birinci, anıt kompleksi ve mezarların yapım işlerinin uygulanması. İkincisi, yenileme mühendislik sistemleri ve ek yapıların uygulanması. Öngörülen şekilde 4 inşaat firması ile sözleşme imzalanmış durumda. Soruna çözüm olarak Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla şehitlerin ailelerinin önerilerini sunabilmek için kampanya organize edildi. Bu kampanya sırasında şehit yakınları incelenecek ve özetlenecek, en kısa sürede nihai bir karar verilecek teklifler sunabilir. Söz konusu mimari, planlama, tasarım sürecinin hazırlık çalışmalarının belirlenen usule uygun olarak 2021 yılının sonunda tamamlanması öngörülmektedir. İnşaatın başlangıcı 2022 yılının birinci veya ikinci yarısında öngörülmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulu'ndan Artsakh Press'e yapılan açıklamaya göre Artsakh'ın bazı köylerinde yerel seçimler gerçekleşecek. Artsakh Merkez Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada bu köylerin Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesinin Haçmaç ve Zahkaşat, Mardakert bölgesinin Nor Gazancı, Martuni bölgesinin Herher olduğunu belirtti. Seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılması planlanıyor.
Kremlin'in basın servisinden yapılan ve Armen Press'in aktardığı habere göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon konuşmasında diğer konuların yanı sıra Artsakh Dağlık Karabağ sorununun çözümü de ele alındı. Emmanuel Macron'un talebi üzerine Vladimir Putin, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzalanan Artsakh Dağlık Karabağ ilişkin üçlü açıklamaların uygulanması hakkında bilgi verdi. Bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı olduğu, Güney Kafkasya'da ekonomik, ulaşım ve insani ihtiyaçların önündeki engellerin kaldırılması için adımlar atıldığı kaydedildi. Her şeyden önce Agit Minsk grubu çerçevesinde Artsakh Dağlık Karabağ sorununun çözümünün çeşitli yönleri üzerinde daha fazla ortak çalışmaya karşılıklı olarak hazır olunduğu vurgulandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı Suriye'nin kuzeydoğusunda aynı adı taşıyan Haseke kenti yakınlarındaki Kürt birliklerinin karargahını vurdu. Armen Press'in verdiği bu haber, 20 Ağustos'ta Dubai'den programlar yayınlayan Al Haddad TV kanalı tarafından duyuruldu. Televizyon kanalına göre saldırıda Suriye Demokratik Güçlerine bağlı 9 savaşçı öldü, en az 10 kişi de yaralandı. Ekim 2019'da Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Kaynağı adlı askeri operasyonu başlatarak sınır boyunca 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesi oluşturmuştu. Suriye Demokratik Güçleri Ankara'nın desteklediği Suriye Silahlı Muhalefetine karşı savaşıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır surlarında yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Yeni Kapı 79 yıl aradan sonra yerine monte edildi. Dikranagert surlarının birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Surların dışa açılan dört ana kapısından biri olan yeni kapının restorasyonu, uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemler sonucu tamamlandı. Tarihi yeni kapı 1942 yılından itibaren sökülerek müzede koruma altına alınmıştı. Yeni kapı, Dikranagert Diyarbakır Kalesi'nin en çok kullanılan kapılarından biri. Tarihi kaynaklarda Kaplan Kapısı, Dicle Kapısı, Su Kapısı, Irmak Kapısı diye adlandırılırken 17. yüzyılda Yeni Kapı diye isimlendirilmiştir. Kapı, görsel olarak üzerinde birçok estetik öğeyi barındırmaktadır. Kapı üstünde balık ve damla figürleri çeşitli geometrik şekillerde mıhlar barındırıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yelek Dıhek adlı eseri sunuyoruz. Ne koçer de bana, ki tahtı bizu değil cahaya dana. Namaz kuşun selena, yar oca, Kur'an şafiz selena, yar oca. Namaz kuşun selena. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.